Bir çay daha içersiniz herhalde. Ver o zaman. Ben unutmuşum sen. Soğumuştur o. Ver yenisini koyayım. Yok gerek yok yani. Sen Haluk'a koy istersen. Tabağını da alayım Haluk. Bırak. Gönül benimki de soğumuş. Şuradan. Niye böyle veriyorsun? Ay şey olmasın diye. Bir dakika. Ben geldim. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk Emine. Herkes nerede? Zero Bey yanlış gruba mesaj atmış. Onu düzeltmeye gittiler Meltem Hanım. Ay biliyorum Emine, biliyorum. Da Tuna o pirincin taşını nasıl ayıklayacak işte onu bilmiyorum. Bence ayıklayamayacak, dişini kırecek. Ay inşallah öyle bir şey olmaz. Ay iyi. Şey Meltem Hanım, biliyorsunuz ben yarın izinliyim. Ama kullanmasam da olur yani. Eğer işiniz varsa kalabilirim ben. Ay yok canım. Sen git dinlen. Zaten kaç gündür çok yoruldun. Tamamdır. Yok canım ne olacak? Kükrek Kadriye ve Hüseyin'in yanında bunlar leblebi çekirdek. Ne ya? Teneffüs zamanı. 10 dakikalığına telefonlarımızı alabilir miyiz? İyi tamam alabilirsiniz. Almasınlar Gülül! Neden ya? Dikkatiniz dağılmasın çocuklar o açıdan diyorum yani. Teneffüsteyiz Tuna amca. Ne saçmalıyorsun Tuna? Alın çocuklar siz. Almayın! Hayır yani Tuna haklı. Hani bir kere bozarlarsa devamı gelir o yüzden. Ne alakası var canım? Diyet mi bu? Zaten mesajlara bakıp çıkacağız. Hı? Bakmayın! Bakmasınlar Gülül! Niye bakıyorlar ki? Ne oluyorsun Tuna? Ne olacak ya? Alın çocuklar siz alın. Almayın! Almasınlar! Niye alıyorlar Gülür? Niye alıyorlar? Haluk niye alıyorlar? Alın siz o, alın bakın. Aa Tuna iyice saçmaladın. Baba bu ne? Bikinili kadın fotoğrafı atmışsın gruba. Hani eğer bana bu bikinilerden almayı düşünüyorsan... ...ben bunları giymem söyleyeyim. Bunlar çok açık. Hatuna bak ateş ediyor. Abi, hangi grup bu? Ben yok muyum o grupta? Bende öyle bir fotoğraf yok. Sana da gelmiş olması lazım anne. Tuna amca Teo grubunda bikinili kız fotoğrafı atmış. Ne? Yok. Yok. Bende yok. Ebru silmiş o zaman. Belki de yanlışlıkla sen silmişsindir Gönül abla. Yoo hayır. Hayır ben silmedim. Ben silmedim de kimin sildiğini çok iyi biliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Günahlarımı bağışla. Çocuklar hadi teneffüs bitti. Bırakın telefonları gidin. Ver şu resme bakacağım. Gidin hadi odanıza. Ne demek oluyor bu Tuna? Hı? Ne demek bu? Teok grubuna bikinili kadın fotoğrafı nedir bu? Şöyle, isterseniz bize gidelim. Yani çocuklar ders çalışıyor ya rahatsız olun. Yok hayır. Sen gidebilirsin. Tuna burada kalıyor. Ben her şeyi açıklayabilirim. Gülüm. Neyi açıklayacaksın Tuna? Açıklanacak bir şey yok. Şöyle, bence bize gidelim. Çocuklar duymasın. Hadi. İyi, hadi. Metre sınırı getiriyorum Tuna. Teok sınavı bitene kadar benim yanıma 3 metreden fazla yaklaşamayacaksın. Gönülcüğüm yapma ne olursun tamam. Yapmış bir hata. Bak çok da üzgün. Hadi affet ne olursun.
Yani çocuklar duymasın, etkilenecekler. Şimdi tavuk yılında üzülmesinler. Gerçekten çok özür dilerim Gönül. Vallahi yani bak isteyerek olmadı yani. Hakikaten affet ne olursun ya. Sen benim mesajlarıma girip silme cesaretini gösteriyorsun ha Tuna? Bir kere yaptım ya Gönül. Ama kötü emellerin için. Ama yani çok özür dilerim. Gerçekten Gönül, vallahi özür dilerim ya. Ayrıca sadece 3 metre cezasıyla kurtulacağını hiç zannetme Tuna. Bütün gruplardan ayrılacaksın. 14 gruptan da mı? Hı hı. Ama Teo grubundan ayrılmaya hiç zahmet etme. Ben çoktan attım seni çünkü o gruptan. Tamam Gönül. Affedersin. Ayrıca tüm sosyal medya hesaplarını kapatıyorsun Tuna. Ay Gönül ama ya. Ya abi gülme Allah aşkına ya. Komik bir şey mi var ya? Gül oğlum. Gül. İstediğin kadar gül. Çünkü gerçekten gülünecek duruma düştün Tuna. Ya bir şey diyeceğim. Hadi bu konuyu kapatalım. Güzel şeylerden bahsedelim ha? Gelin akşam sinemaya gidelim mi? Gidelim. Pardon. Sen nereye gidiyorsun Tuna? Teok sınavına kadar hiçbir yere gidemezsin sen. Ya Gönül oyun bozanlık yapma. Bak size de biraz değişiklik iyi gelir. Ha? Çok güzel 3 boyutlu bir film varmış. Ona gideriz. Ben istemem öyle. Ne böyle kocaman gözlükleri takıyorsun abuk sabuk. Ya Haluk ya. Vallahi Gönül ne derse o. Ben yani sen nasıl uygun görürsen karıcığım. Sen bir kere sus Zero. Tuna hemen yukarı çıkıyorsun ve çocuklardan özür diliyorsun. Tamam hayatım hemen. Hemen şimdi. Hemen çıkayım. Ben özür dileyim. Gidin. Görüşürüz Tuna. Haluk. Haluk. Tamam böyle ya. Bir şey olabilir mi? Çok sinirlendim ama Meltem. Ha, ben sana bir kahve yapayım. Hadi gel. Hadi gel otur ben sana bir kahve yapayım. Siniri hadi. Pistir abla. Susana ya. Cık, ne iş bir şey. Hadi, hadi canım rahatla. Rahatla. Çay ver Yakup. Pepe ne oldu? Bodrum işi yattı mı? Çok iyi para verdiler. Çin'e gönderdik Yakup. Boşuna almadık oğlum biz onun bonservisini. Çocuklar bugün benim başıma çok talihsiz bir şey geldi biliyorsunuz. Yani bir dijital kaza yaşadım. Yani başka bir gruba yollamam gereken bir fotoğrafı yanlışlıkla başka bir gruba yolladım. Bunun için sizden çok özür dilerim. Yani size yollamamam gereken bir fotoğraftı o. Bir daha böyle bir şey olmayacağını da garanti ediyorum. Yani diğerlerinden de özür diledim. Sizden de özür diliyorum. Üzülme baba ya. Olur böyle dijital kazalar. Kaç kere geldi bizim başımıza. Sorun değil yani. Yalnız tek bir sorunumuz var. Ben bu fotoğrafı hemen arkadaşlarıma yönlendirdim. Fotoğraftaki kızın ismini soruyorlar. Ne yazayım? Devamlı söyleniyordun interneti doğru düzgün kullanmıyorsun diye. Yok sosyal medya hesaplarını doğru yönetmiyorsun. Yok teknolojiden uzaksın. Al işte gördük teknolojiye yakın olanları. Bak Tuna'nın başına neler geldi. Ya Tuna yeni çıkan uygulamaları doğru kullanmıyorsa bu uygulamaların hatası değil ki. Tuna'nın hatası. Tamam Tuna'nın hatası olabilir ama yani teknoloji insanları hata yapmaya itiyor. Ne yapalım? Hata yapma ihtimali var diye teknolojiyi kullanmayalım. Vallahi gerekiyorsa kullanmayalım. Yani eski zamanlarda olsa o resim çocukların eline geçer miydi? Hayır. Ama teknoloji dediğin şey böyle hata yapmaya çok meyilli. E ne yapacağız Haluk? Biraz uzak duralım ya. Yani modem bozulsa insanlar bunalıma girecek. Sular kesilse kimsenin gıkı çıkmıyor. Ama İnternet kesilsin, bir anda herkes böyle bir çıldırıyor. Yani bu kadar da teknoloji bağımlısı olunmaz ya. Bir kere internet doğru kullanıldığında çok faydalı. Senin de çok işine yarayabilir. Ama ben istemiyorum. Ben akıllı telefon bile istemiyorum. Benim aklım bana yeter. Pardon ama ne yapacaksın? En azından yanlış gruba yanlış mesaj atmam. E teknolojiyi doğru kullanmayı bilirsen de atmazsın. Ama senin gibi her şeyi böyle yarım yamalak yapanlar tabii ki her zaman hata yapabilir. Yakında robotlar çıkacak. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Vallahi sana bir şey söyleyeyim be. O robotlar beni gördüğü zaman böyle tir tir titremeye başlarlar. Böyle cıvataları gevşer. Bu dünyada bir robot dövecekse o kişi sensin. Abidin. Personel müdürü. Hadi uyu sen. Böylesin. Zombiler gibisin. Hiç şöyle değilim biz. Ben sokaklarda böyle miyim?
yürüyorum. Aynen. Haluk. Telefon zombisisin sen. Aa, şurada bir bakıyorum kim telefon zombisi nerede diye. Hiç de değilim. Aa, Selçuk Bey'in kız arkadaşının fotoğrafı var. Vallahi mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu hayat böyle arkadaşlar. Bundan sonra hatalarımız bile dijital olacak. Babam belki de hayatta yapabileceği en büyük dijital hatayı yaptı. Yanlış gruba yanlış mesaj atmak. Eskiler ne demiş? Düşünmeden konuşma. Artık bu laf da değişecek. Düşünmeden mesaj atma. Ama siz hiç düşünmeden kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.